Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere Starfield hakkında yeni bilgileri bu videoda sizlere paylaşıyor olacağım. Oyuna başlamadan önce bilmeniz gereken unsurları, oyunun backstory'sini bu videoda anlatıyor olacağım ve başlayalım. Oyun hikayesi Güneş sistemimizin 50 ışık yılı uzaklıktaki bir bölgede geçiyor. Hikayemiz 20 yıl önce 2310 yılında Cetalis sistemindeki iki büyük fraksiyon arasındaki bir koloni savaşında United Colonies ve ikincisi Free Star Collective yer almaktadır. Bu iki fraksiyon neden savaştığını bilmiyoruz. Ama bildiğimiz tek şey bu iki fraksiyon arasında barış antlaşması yapılmış ve karakterimiz bu etkileşime geçecek. İki fraksiyon arasında barış sağlama, evrende huzur ya da kendi çıkarımız için farklı yolları deneyebiliriz. Oyunda Constellation yani takım yıldızı denilen bir organizasyon tarafından davet ediliyoruz. Bu organizasyon evrendeki son uzay kaşifçileri, insanın iyiliği adına gizem ve ilerideki yaşanacak felaketleri önlem almak için araştırmalar yapıyorlar. Hikaye sırasında New Atlantis'e giderek onlar hakkında daha fazla bilgi alacağız. Oyunun ana konusu evrendeki gizemleri çözmek, antik kayalık eserleri bulmak ve insanlığı bekleyen tehlikelere karşı korumak. Constellation grubunun ana görevi budur. Benim düşüncem arkadaşlar, evrende farklı antik bir topluluk veya tam tersi insanlığın sonunu getirecek bir keşif yapacağımıza inanıyorum. Todd Howard, oyunun direktörü, oyunun 100 sistem, 1000 gezegeni ziyaret edeceğimizi söyledi. Kendi güneş sistemimiz dahil bir sürü gezegende doğal kaynakları toplayıp araştırma yapabiliriz. Kulağa en çok hoş gelen şey bu videodaki uzay uydusunda ismi Spirit Rover. 2003 yılında NASA tarafından fırlatılan Mars'ta araştırma yapsın diye gönderilen bir robotik araç kendisi. 2011 yılında NASA tarafından görevi tamamlanmış olarak gösterildi. Bu karede kendisi kuma çakılmış, fonksiyonları yitirmiş olarak gözüküyor. Umarım gezegenleri keşfettiğimizde NASA, SpaceX veya bir bakmışsınız Elon Musk'ı hiper uykuda bir uzay kapsülünün içinde bulabiliriz. Gerçekten çok komik olurdu. Todd Howard'ın dediği gibi oyunda görev yaparken farklı fraksiyonlarla karşılaşacağız. Onlara iletişim ya da zor anlarda çatışabileceğimizi söyledi. Ya da onlara yardım edebiliriz. Seçim size ait. Dönemin başında iki fraksiyon hakkında sizlere bahsetmiştim. Şimdi biraz detaya inelim. Oyunun design direktörü Emil Pegliuro anlattığına göre The United Colonies gelecekteki uzay cumhuriyetidir. Deniline göre uzaydaki askeri ve politik olarak en gelişmiş oyundaki bir fraksiyondur kendisi. Başkenti New Atlantis ve her türlü etnik, inanca ve ırka ev sahipliği ediyorlar. Bir sonraki fraksiyonumuz Free Star Collective. Bu fraksiyon belki de oyundaki en ilginç grup olabilir. Kendileri otantik vahşi doğa kovboyları desek yeridir. Bu fraksiyonda her insan otoritelere karşı eşit haklara sahip. Ve her insan bireysel olarak kendini ifade etme, otoriter rejimlere karşı bir görüş içerisindeler. Oyundaki bir başka fraksiyon ise Ryujin Industries'idir. Uzayın bütün ticaret ağını kontrol eden bir mega korporasyon kendileri. Crimson Fleet uzaydaki korsanlar. Kendileri genellikle uzay kontratları, insan kaçırma, fide yapıyorlar. Onlara gerçekten bol şans dilerim. Umarım oyunda karşılaşırız. Oyun dizayn direktörü Emil Pegliuro dediğine göre oyunda keşfedeceğimiz bir sürü fraksiyonlar ve din grupları olduğunu söyledi. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Starfield hakkında sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz ve bu tarz videoları seviyorsanız ve daha çok Starfield hakkında yeni videolar görmek istiyorsanız kanalımıza destek olup bize abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda hepinize hoşça kalın. Görüşürüz.